Anne olmak vardı hayatın çıkmazlarında. Kol kanat germek yavrusuna en sarsıntılı anlarda. Gerekirse kolunu da kanadını da vermek. Her şey evlatlarıydı ananım çünkü. Canı da kanı da. Söz konusu onlarsa canın da kanın da önemi kalmazdı. Ne lazımsa ne gerekirse en zor anlarda yapılırdı. Çünkü anne olmak vardı hayatın enkaz altında kaldığı zamanlarda. O da bir anneydi. Benle uğraşana kadar çocukları kurtarsınlar bari dedi. Ve kirişin altında kalan kolunu kesti. Çünkü anneydi. Kesik kolunu unutup tek kolla çocuklarının çıkmasına yardım etti. Çünkü anneydi. Ve biliyordu ki onlar koldan da candan da kıymetliydi. Şimdi kala kalmıştı kadın başına çocuklarla birlikte. Gözü yaşlı çocuklarla. Bir ihtimal var mıydı acaba zamanı geri çevirmeye? Ya da bir ihtimal acıları unutup eski mutlu günlere geri dönmeye? Bir ihtimal var mıydı acaba tek kolla üç çocuğu adam etmeye? İhtimal yoktu belki ama ana olmak vardı. Henüz 3 yaşındaydı oğlu ve evin tek erkeğiydi artık. Doğrulup oturduğu yerden gidip minik elleriyle annesinin gözyaşlarını sildi. Henüz 3 yaşındaydı ama erkekti. Bir yüreği, duyguları ve belki de bundan 20 yıl sonra yazacakları vardı. Çocuklarının can diyetini ödemişti koluyla ve bundan sonra gerekirse diğer kolunu da verirdi. Çünkü ana olmak vardı hayatın sefilliğinde. Şimdi çocuklarıydı tek umudu. Onların büyümesi ve okuması. Karınlarının tok, altlarının temiz olması. Bundan sonraki dualarındaysa kimseye muhtaç olmadan, el açmadan geçinebilmek vardı. Belki kabul olacak, belki olmayacaktı ama o çocukları için her şeyi göze alacaktı. Çünkü anne olmak vardı hayatın kolu kanadı kırık yollarında. Bir ihtimal var mıydı acaba zamanı geri çevirmeye? Ya da bir ihtimal acıları unutup eski mutlu günlere geri dönmeye? Bir ihtimal var mıydı acaba tek kolla üç çocuğu adam etmeye? İhtimal yoktu belki ama ana olmak vardı.